Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için etli pasta dolması videosu hazırladım. Umarım izlerken büyük keyifli izlersiniz. Tencerede kaynamakta olan suyumun içerisine yıkanmış iki bağ pastamı bu şekilde azar azar tencerenin içerisine koyuyorum ve bir dakika kadar haşlayıp hemen suyun içerisinden alıyorum bu şekilde ve soğuk suyun altında şoklayarak pastalarımı hazır hale getiriyorum. Dolmamın içi için yıkanmış bir su bardağı pirinç ve yarım su bardağı pilavlık bulguru bu şekilde geniş bir kasem alıyorum. İçerisine 300 gram kıymamı ekliyorum. 2 tane yemeklik doğranmış kuru soğanımı ekliyorum. İnce kıymış olduğum yarım demet maydanozumu ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Daha sonra baharat olarak 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber çekiyorum bu şekilde. Evet, yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum dolmamın içerisine. Ve azıcık su ilave ederek dolma içimi güzelce yoğuruyorum. Evet, yarım su bardağı ekledim ben suyu. Ve dolmamın içi şu an hazır. Evet, puzzle'larımı damarlı kısmından bu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonradan da bu sap kısmına içimi koyuyorum ve muska şeklinde dolmalarımı sarıyorum. İlla ki böyle sarmanız gerekmiyor. Normal uzun da sarabilirsiniz. Ben bu şekilde üçgen sarıyorum. Evet, bu kalın damarlı kısmını da bıçakla alıyorum bu şekilde. Damarı inceye salmanıza gerek yok ama benimkinin damarı biraz kalın olduğu için bu kısmını aldım ve tekrardan içimden koyuyorum ve muska şeklinde dolmamı sarıyorum bu şekilde. Evet, bir tane daha göstermek istiyorum şimdi size. Gördüğünüz gibi damarlı kısmından bu şekilde ikiye ayırıyorum dolmamı, pazımı. Evet, şimdi şu kısmını bıçakla alıyorum şu şekilde damarlı kısmını. Çünkü çok kalın olunca çok pişmesi zor oluyor. O yüzden bu kısmını alıyorum bazen kalın olunca. Tekrardan içimden sap kısmına koyuyorum. Ve muska şeklinde dolmamı sarıyorum bu şekilde. Evet. Bu şekilde sarmak benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden üçgen sarıyorum ben. Dediğim gibi illa ki üçgen sarmanız gerekmiyor. Bu şekilde. Şimdi ben bütün puzzle'larımı bu şekilde saracağım ve tencereme yerleştireceğim. Evet, son yaprağımı da sarıyorum şimdi. Bütün dolmalarım bitti. Şimdi eldivenlerimi çıkartıyorum hemen. Tenceremin üzerine dolmalarım açılmasın diyerekten bu şekilde bir tabakla kapatıyorum. Ve dolmalarımın hizasına gelecek kadar su ekliyorum tencereme. Şimdi kapağını kapatıyorum. Önce hızlı ateşte kaynayıncaya kadar, daha sonradan da ocağın altı kısık olarak 45 dakika pişirmeye götürüyorum. Evet, dolmalarım 45 dakikadır pişiyor. Şimdi üzerindeki tabağı kaldırıyorum ben. Bu şekilde. Gayet güzel pişti dolmalarım. Gene de şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. İlk sıcaklığı çıkıncaya kadar bekleteceğim. Daha sonradan da servis tabağımı alacağım. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı çıktı dolmalarımın. Şimdi servis tabağımı alıyorum dolmalarımı. Gördüğünüz gibi benim dolmalarım şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.